Herkese merhabalar, FM Studio Ozan Görkem ben. Bugün Ableton Push ile Session View'dan bahsedeceğiz. Push'u kullanırken Session View'u nasıl kullanabiliriz? Aranje yaparken hangi ipuçlarını kullanabiliriz, hangi kısa yolları kullanabiliriz gibi konulardan bahsedeceğiz. Çok daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet, Session View'dan bahsedeceğiz dedik. Aranje yaparken hangi seçenekleri kullanabilirsiniz, hangi tipleri kullanabilirsiniz, hangi kısa yolları izleyebilirsiniz ve yeni yaratıcı aranjeler, section'dan nasıl çıkarabilirsiniz gibi konulardan bahsedeceğiz. Diyelim ki bir kick yazdınız, bir snare yazdınız, hani kompozisyonunuzu çıkardınız, işte basınız, synth'iniz, zilleriniz vesaire falan hazır. Burada mesela kicklerimizi dizdik vesaire. Ben burada hani projede vakit kaybetmemek adına ufaktan böyle ufak klipler ekledim. Ne yapabiliriz? Hani nasıl triggerlayabiliriz, nasıl durdurabiliriz, neler yapabiliriz? Onlardan bahsedelim. Öncelikle tahmin edebileceğiniz gibi layout modundan session moduna gelmemiz gerekiyor ki kliplerimizi tek tek görelim. Görmüş olduğunuz her renkli ufak pede bir klip deniyor. Yani içlerinde birer klip var bunların. Tek tek hepsi birer klip tetikliyor, klip triggerlıyor. Yana doğru akan her satıra scene deniyor. Triggerlayabiliyorsunuz. İşte isterseniz tek tek pedlerinizi triggerlayabiliyorsunuz, isterseniz scene'leri triggerlayabiliyorsunuz. Neler yapabiliyorsunuz onlardan bahsedelim. Dediğim gibi basitten başlayalım. Bastığımda herhangi bir pede çalmaya başlıyor. İstersem iki hatta üç farklı şekilde durdurabiliyorum çalan klibin kendisini. Birkaç tane daha ekleyelim. Hem tek tek nasıl durdurabiliriz hem de toplu nasıl durdurabilirizden bahsedelim. İşte aynı anda snare ve hi-hat'imi de ekledim. Şimdi durdurmak istersem stop clip yapacağım. Durdurmak istediğim kanalın üzerindeki parametreyi demişim. Ufak tuşuma dokunup durduracağım. Tekrardan aktive edelim. Hepsini birden durdurmak istersem shift'e basacağım, stop clip yapacağım. Tekrardan hepsini aktive edelim. Herhangi bir kanalı tek başına tekrardan durdurmak istersem de o kanalın altındaki boş pedlerden birine bastığımda durmaya başlıyor. Hani isterseniz stop clip yapıp buradan durdurabilirsiniz, isterseniz toplu shift stop clip yapıp durdurabilirsiniz gibi toplu çalabiliyorsunuz. Aynı anda birden fazla sound'u tetikleyebiliyorsunuz. Hani diyelim ki işte bir groove'unuz var aynı şekilde devam eden. Şu biraz İsterseniz pedler arasında da geçiş yapabiliyorsunuz. Zilleri değiştireceğim. Synth'leri değiştireceğim. Kick'i durdurabilirim. Tekrardan döndürebilirim istediğim şekilde. Diyelim ki bu fikir benim hoşuma gitti. İşte yani önce alttaki synth'te, sonra üstteki synth'te veya sadece bu beşlinin dönmesi benim hoşuma gitti. Şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Çaldığınız sesleri yeni bir scene olarak alt tarafa kaydetmek demeyelim de alt tarafa yeni bir scene olarak atayabiliyorsunuz. Hani diyelim ki şu an hepsi birden çalıyor. Ne yapabiliriz? Şöyle bir şey yapabiliriz. Duplicate dersem o an çalan bütün enstrümanları ayrı bir sıraya, altta ayrı bir scene, daha doğru sıradan ziyade ayrı bir scene atmaya başlıyor. Mesela undo yaparsak hani aynı sırada çalmalarına gerek yok. Hepsine gelip mesela ben şu an bir shift stop clip yaparsam eğer tekrardan şöyle bir şey de yapabiliriz hatta. Diyelim ki işte bu şekilde başladık. Hatta
şu an hani zigzag gibi gidiyoruz neredeyse, görüyorsunuz. Ama duplicate dediğimde tak diye bana yeni bir scene oluşturmaya başlıyor. Bu da ne anlama geliyor? Hani ben çalarken kafamda bu enstrümanların belli bir bölümü çalmasını istiyorsam, işte ne bileyim, hani bridge olabilir ya da korusun ikinci kısmı olabilir gibi bir aranji fikri varsa aklımda, hani ayrı ayrı uzak yerlerden triggerlamak yerine okey diyorum jamming yaparken, bu loop, bu combo hoşuma gitti. Duplicate diyorum, yeni bir scene atıyorum onları. Mesela scene'leri sağ taraftaki bu grid bölümünden triggerlayabiliyorsunuz. Bunlardan çok hızlı bahsedeceğim. Nasıl triggerlayabilirsiniz, nasıl çalışabilirsiniz diye. Ondan önce kanallar arasında nasıl navigate edebiliriz? Ableton'dan ve buradan takip edebilirsiniz ekrandan da aynı şekilde. Buradaki navigate tuşlarından isterseniz kanal kanal, hani yan tarafa doğru. İsterseniz de scene scene aşağı doğru böyle inebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi hem ekrandan hem buradan. Alttan isterseniz sekizli sekizli atlayabiliyorsunuz. Sağa, aşağı, sola veya yukarı gibi. İsterseniz layout moduna uzun bastığınızda, layout tuşuna uzun bastığınızda Ableton şöyle bir şey sunuyor size. Şu dörtlü olarak, yani Ableton kendi scene sayfasını şu an dört sayfaya bölüyor. Şey pasta gibi neredeyse. Sağ üst köşeyi kontrol ediyorsunuz, alt köşeyi, sol alt köşeyi ve sol üst köşeyi kontrol edebiliyorsunuz. Görüyorsunuz ekrandan da. Hani bu şekilde sekizli olacak şekilde kontrol edebiliyorsunuz istediğiniz yeri. Layout modundan çıkarsak da eski yerimize geri dönüyoruz ve işte sekizli yukarı atladım, sağa gittim, sola gittim yapabiliyorum. Az önce dediğim gibi triggerlayabiliyorsunuz. Hani ben burada projede kaymak için bu, en azından kayabilmek için bu diğer sesleri ekledim. Boş sesler. Çalarlarsa belki aşırıya kaçabiliriz. O yüzden şunları sileceğim. Delete yapacağım. Buradaki synthlerin hepsini uçuracağım. Gerekli olmayan synthleri uçuracağım. Ve diyeceğim ki işte okey, ben bunu triggerlayacağım. Sonra buraya geçeceğim. Hani şu an 4-4 kim çalıyor? Hem kick'im değişti, hem synth'im değişti, zillerim değişti. Ya bu şekilde farklı scene'ler yaratarak, farklı kombolar deneyerek güzel aranjeler çıkarabilirsiniz. Kendinize özgün aranjeler çıkarabilirsiniz. Şöyle güzel bir ekstra daha seçeneğiniz var. Diyelim ki hani bu tarz scene'ler yarattınız ve herhangi bir ses üzerinde farklı bir ritim veya farklı bir melodi denemek istiyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? Den bahsedelim. İşte diyelim ki synth'desiniz. Hani synth'inize yeni bir melodi yazmak istiyorsunuz. New dediğinizde sizin için yeni bir satır açmaya başlıyor. Hani şu an mesela buraya undo dersek, arkasından shift stop yaparsak, hani basın üzerinde olmaksızın ya da hayat fark etmeksizin istediğiniz kanala geliyorsunuz dediğim gibi. Tak diye bastığınızda yeni bir sütun açıyor sizin için. Ve işte diyebiliyorsunuz ki not tuşuna geldiğimde ben buradan istediğim şekilde çalışabiliyorum. İstediğim şekilde yazabiliyorum. Hani kaydede basarsak görmüş olduğunuz gibi oraya kaydetmeye başlıyor. Hani buradan tekrardan session moduna gelirsem, şuradan ekrandan da şunu bir kapatırsam daha rahat görmemiz için, oradaki boşluğa bıraktığını, buradan da bu boşluğa bıraktığını görebiliyorsunuz. Bu şekilde farklı sesler, farklı yürüyüşler ve parçanıza dediğim gibi farklı kombinler getirebilirsiniz. Evet, bu bahsettiğimiz yollarla kullanabilirsiniz session view'u. Kendi aranjelerinizi yaratabilirsiniz, kendinize özgün aranjeler yaratabilirsiniz. Farklı kombolar deneyerek ve kayıt tuşuna basarak tabii ki sonunda kendi aranjenizi de oluşturmaya başlayabilirsiniz. Umarız beğenmişsinizdir. Herhangi bir sorunuz varsa Instagram'dan ve YouTube'dan bize ulaştırabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.